Evet. Zahiri şirk ve küfürden La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerekten dönmek icmana nefsin de gecenin karanlığında siyah karıncanın siyah taşın üstünde yürüdüğü gibi sessiz ve tehlikeli olan şirk-i celiden kurtulduktan sonra şirk-i hafi ile tanıyıp, şirk-i hafi ile tanıyıp ondan da kurtulmak. Evet. Birinci mertebesi nedir? Evet, şirk-i celidir. Evet. Gerisi hafidir. Bunlardan kurtulan gerçek velidir denmiştir. Hem celi, şirk-i celiden hem de şirk-i hafiden kurtulan gerçek velidir denmiştir. Cenab-ı Hak bir ayeti kerimesinde müminler birbirleriyle ancak kardeştirler. Demek ki kardeşlik, ihvanlık artık kardeşlerinizin aralarını bulunuz buyuruyor Hak Teala. Müminler birbirleriyle ancak kardeştirler. Artık kardeşlerinizin aralarını bulunuz buyuruyor. Efendim, gerçek veliler, müminler Allah'tan emin olmuş. Tefekkürüyle, tevekkülüyle, teslimiyetiyle, ittikasıyla, şirk-i celiden, şirk-i hafiden kurtulmuş gerçek veli, dost, yakın. Yakın, mukarip. Mümin ve Cenab-ı Mevlan ismi şerifi. Rabbimiz bize eman veriyor. Ama biz emanı başka yerden bekliyorsak, şirk-i celiden her ne kadar efendim taşa, puta, ata, ota tapmıyorsak, şuna, buna, bir şeylere efendim yönelip de secde etmiyor, surette yapılmış şekillere efendim bilmem çeşitli putperestlikten gelen animist şeylere uymuyor, şirk-i celiden kurtulmuş, evet putperestlik bitmiş ama varsa da hala böyle kavimler var. Fakat şirk-i hafiden kurtulmak zordur. Gelecek kaygısı, can kaygısı, mal kaygısı, toplumdaki itibar kaygısı, filanla falanla irtibat kaygısı, aram bozulursa, şuyum buyum giderse, herhangi bağlantılarım kalmazsa kaygısı, tevekkül etmeme. Allah Teala mümin kuluna eman veriyor. Öyleyse gerçek müminler Allah'a tam güvenecek, dayanacak ve emanı ondan dileyecek. Muhabbeti onunla, nimet ile meşgul değil, manevi rızık ile meşgul, kendisine lazım olan ile meşgul, gönlünü karargah etme ile meşgul, etmiş ile beraber olma derdiyle, hakkın derdiyle meşgul, Allah diyenlerinle beraber olma derdiyle meşgul, bu zamanda Allah diyen azaldı. Hakka müşteri azaldı. Talibi hak azaldı. Öyleyse sen talibi haktan yana ol ki canını kurtarasın. Evet. Öyleyse kurban, bizlerde bir eksiklik var. Bizlerde daha bu henüz ayırt etme, temyiz etme, tefrik etme, fark etme hassasiyeti, hikmeti, gönlün lazım olan şeyle alakası eksik ki henüz biz birbirimizin arasını bulamıyoruz. İhtilaftan kurtulamıyoruz. Eğer biz de eshab-ı kiram hiç
hicretin ilk 1000 yılındaki o fütuhatlar, o hal, o sır, o hikmet üzere olsak, bugün müminler, Müslümanlar, ümmet-i Muhammed bu zillette olmaz. İzzete çıkar. Demek şu girmiş olduğumuz yarım gün içerisindeki halimiz, zilletimizin sebebi, müminler ancak kardeştir. Öyleyse artık kardeşlerinizin aralarını bulunuz hakikati bizde gözükmediğindendir. Evet, kardeşlerin arasını bulmak ister gönül. Fakat kardeşlerin arasında ne var? Allah kuluna emniyet ve eman veriyor. Fakat kul şirkeci hafiden ne kadar kurtulmuş, emanı ve emniyeti kimden ve nasıl bekliyor? Ne yapmak istiyor? Bu var. Öyleyse bu kardeşlerin arası efendim emri ferman hakikatince bulunması lazım. Fakat ne üzere? Ancak o müminlik, o kardeşlik, o ihvanlık vasfı üzere olması lazım. Yani resmiyle, ismiyle değil. Ancak o hakikat üzere olmasıyla. Uhuvvet-i diniye, uhuvvet-i sulbiyeden ve mukaddem ve akvadır. Evet, dini uhuvvet kardeşlik, nesebi kardeşlikten daha yakın ve daha güzeldir, daha üstündür, daha hayırlıdır. Ayet-i kerimede ne buyuruldu? Hazreti Nuh'un oğlu itaat etmeyince Cenab-ı Mevla dedi ki, ya Nuh, o senin ailen değil. Demek ki aile ancak müminlik ve kardeşlik vasfı üzerine gönüllerin bir araya gelmesiyle, bu minval üzere anlaşmayla, bu kabil ve bu kabilin içeriği, sireti manasıyla, Furkan-ı Batın, Furkan nedir? Kur'an'ın. Ne buyuruyordu burada mübarek? Furkan, batını Kur'an'dır. Kur'an'ın iç manası, öz manası. Müminleriz diyoruz. Evet, genel manada herkes mümindir. Ve genel manada herkes Allah'ın velisidir. Fakat bunun vasfı ne kadar üzerimizde? Bu müminliğin vasfı ne kadar üzerimizde? Evet, demek ki bizim nefsimiz de daha zulm üzere, zulm üzere. Henüz daha bu durum üzere ki, efendim, müminlik ve ihvanlık vasfı bizde daha oluşmuyor. Efendim, bunun ıslahını aramıyor. Uhuvvet-i diniyenin kardeşliği vermiş olduğu kardeşliğe ehemmiyet vermiyor. Bunun mukaddem ve akva olduğunu farkında değiliz. O yüzden vasıf olmayınca, sıfat olmayınca bu zulüm, bu delalet, bu sıkıntı, bu zillet devam ediyor. Ancak bu ıslah-ı beyin ise malumdur. Bizim yaptığımız ıslah-ı beyin çok devam etmez. Çünkü nefsanidir. İnsanların yapmış olduğu ıslah-ı beyin, durum, tutum, sistem fazla devam etmez. Ancak, çünkü neden nefsanidir? Bu kabil ıslah-ı beyin ricate ve fesade müncer olur. Fesade ve bozukluğa sebep olur. Şu halde, evvel emirde bu nefsin başına su koymak lazımdır. Nefs ki aradan kalktı, o Adem'in müminlerle ve bütün mevcudat ve mahlukatla arası sulh olur. Evet, bu nefsani durumun aradan kalkması, şeytani olan varlık şehvetinin aradan kalkması, iddia ve dava iddiasından ve davadan vazgeçerek de şeytan ne yaptı? Dedi,
Ben hayırlıyım, ben üstünüm. Bu meleklere reisim, şu kadar alimim, bu kadar ilmim, ibadetim, taatim, abidiyetim, bilmem şuyum, zühdüm var. Benim dedi. Varlık davası güttü. Kavim davası güttü. Kavim davası güdersek, nesebi sulbiye davası güdersek, dünya iktidar davası güdersek, bu varlık davasıdır, varlık şehvetidir, şeytani bir şehvettir. İşte o zaman sulh olmaz. Çünkü fesattır. Efendim, her fesatta nedir? Efendim, batıldır. Her fasitte fesattır. Bu fesadın ve bu fıskın, bu bozukluğun tahliyesi ve ıslahı lazımdır. O müminlik vasfının sıfatı lazımdır. İsminin manası, suretin manası ve basireti lazımdır. Ki iki kanat olsun, bir araya gelsin de ikisini bir arada görebilesin, manayı hakikisine efendim Mevla Teala kavuştursun inşallah. Ki efendim bu nefis aradan kalka, o Adem'in de müminlerle ve bütün mevcudat ve mahlukatla arası sulh ola. Ve bu nevi sulhun bozulması imkanı da yoktur. Evet. Bu müminlerde arası sulh olanların Cenab-ı Hak'la da arası sulh olur ki zaten maksat da maksut da budur. Müminler bu suretle ıslah-ı beyne memur olduğu gibi bu suretle ıslah-ı beyne, bu durumu ıslah etmeye, emri bil maruf etmeye, nehy-i anil münker yapmaya ancak bu suretle memur olursa, aksi takdirde nefsani olur, iddia ve dava olur, mutlaka batıl bir şeyler karıştırır, bu da fesada gider. Ancak diyor, bu suretle memur olmak lazım. Ve iyiliğe ve kötülükten sakınmaya, takva, yardımlaşınız günaha, taşkınlığa değil. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın azabı çetindir. Ayet-i Celilesi de bir takva hususunda gerek batınımızda gerek dışarıda yek diğerimize muavenete borçluyuz. Gerek batınımızda gerek diğer müminlerin batınlarında mevdu bulunan emanet ve sırr-ı ilahin aslına ulaşmasına, ulaştırılmasına muavenete dinen mecburuz. Ancak bu hal üzere olursa, bu surette olursa o emri bil maruf nehy anil münker yerini bulur. Ancak bu suret üzere olursa o kimse o işe vazifeli mecbur ve memur olur. Aksi takdirde batıl bir şeyler nefsinden karıştırır, ıslahı nefs etmemiştir, ıslahı beyin etmemiştir. Efendim toplumu ve güruhu iddia ve davaya götürür, Allah davasından dışarıya kaydırır, ayaklarını kaydırır. Kendisi tasvir etmeye şekil ve suret, bir çizgi, bir şeriat, bir yol çizer. Nasıl bir yol? Sureti haktan, şeytanın batıl yolu adımlarını takip eder. Ben onların diyor kanlarında, damarlarında dolaşacağım. Öyle bir kandırır ki sureti haktan. Vallahi diyor ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Allah bunu size yapmamanızı istedi ki ebediyen kalmayasınız burada. Nasıl kandırıyor? Yeminle. İlk yalan söyleyen, itiraz eden, kibreden o mer'un şeytan. O yüzden merduttur. Allah'ın yolunun dışında bir sureti, bir surette başka bir iddia ile çıkan, efendim, tasvir etmeye çalışan mel'undur. Ancak o sıfat-ı ilahiyye, o sıfat-ı ahlakiyye,
o şeriat-ı mutahhara ve Muhammediye meşrebi üzere Hakk'a davet edici olmadıkça tüm yollar batıl ve nefsanidir, çıkmazdır. Ancak bunu tanımış, fark etmiş, temyiz etmiş, tefrik etmiş, Allah'ın ve refikin âli hakikatine kavuşmuş kişinin bu işte mecburi, vazifeli memurdur. Yoksa başka yollar, başka çizgiler gösterecek. Gerek açıktan küfrü, gerek gizliden münafıkane münafıklığı gösterecek. Sureti haktan aldatacak. Yarın Ruzi Mahşer'de de diyecek ki bana uymayaydınız. Sizler de bana uymayaydınız. Demek ki sizin de bir menfaatiniz vardı da bana uydunuz diyecek. Onlar da diyecek ki ya Rabbi bunu sen cehenneme at. Bunu şöyle et. Onlar da diyecek ki siz de bize uymayaydınız. O mütekebbirlik, büyüklük taslayanlar, hak namına çıkanlar, libas-ı İslamiye suretinde aldatanlar,